Merhaba, Şirin Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir lahana sarması tarifi vereceğim. Hemen başlıyorum. Ocağımın üzerine tavamı koydum. Altını açıyorum. Bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Isınan yağ bir büyük boy, bir de orta boy çekilmiş soğanımı ekliyorum. Güzelce bir kavuruyorum. Soğanlarımı güzelce kavurdum. Şimdi 3 su bardağı yıkanmış pirincimi de ekliyorum. Ve bunu da güzelce bir karıştırıyorum. Yemek kaşığı salçamı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, 1,5 tatlı kaşığı da kimyon ekliyorum. Yeteri kadar da tuz ekliyorum. Bunları güzelce bir karıştırıyorum. Hafif bir kavuracağım. Güzelce kavurduğum pirincimin üzerine 3 su bardağı sıcak su ekleyeceğim şimdi. Şöyle bir karıştırıyorum hafifçe. Yüksek ateşte suyunu çekene kadar pişireceğim. Yarı pişmiş olacak. Tam pişmiş olmayacak. Evet, suyunu çekti. Şimdi 2 yemek kaşığı nar ekşisi ekliyorum. Bunu da şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Evet, iç harcım hazır artık. Altını kapattım ve soğumaya bırakıyorum. Lahanayı ve iç harcımı yanıma aldım. Ben lahanamı haşlamadım. Lahanayı aldım. Olduğu gibi buzluğa kaldırıp 1-2 gün dondurdum. Ve dün akşam dışarıya çıkardım ve sabaha kadar buzumun çözülmesini bekledim. Daha sonra yapraklarını tek tek ayıraraktan kestim. Çok pratik oldu. Ta ortasına kadar açıldı bu yöntemle. Çok güzel bir yöntem, çok pratik bir yöntem. Öğle vaktinizi haşlamayla harcamanıza gerek kalmayan bir yöntem. Kesinlikle deneyin, siz de memnun kalırsınız. Şimdi lahanamı alıyorum. Biraz şu uç kısımları kötü olmuş. Orayı kesiyorum. Ve aldığım bu yaprağı 4 parmak kalınlığında parçalara ayırıyorum. Olduğum parçalarımı tekrardan şöyle parçalara ayırıyorum. İstediğiniz ölçülerde ayırabilirsiniz ama çok fazla uzun olmasın. Damarları içinde kalacak şekilde tahtama koydum. Bir miktar harcımdan koyuyorum içerisine. Ben çok fazla koymuyorum. Çünkü çok kalın olmasını istemiyorum. İnce olmasını istiyorum. Ve direkt bu şekilde sarıyorum. Hiç kenarını sağını solunu toplamıyorum. Hiç gerek yok bana göre. Çünkü piştiğinde de çıkmıyor dışarı pirinçler. Yine
Şöyle bir parça alıyorum. Harcımdan koyup direkt şöyle sarıyorum. Lahanamı güzelce sardım. Harcım yetmediği için bu kısım boş kaldı. 3,5 sıra oldu. Ben de o boş kalan kısma 2 tane yaprak koyacağım. Eşit olsun. Sarmamı ocağa koydum. Altını açmıyorum. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Tavamın içerisine 5 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. 2 yemek kaşığı da tereyağı ekledim. Şimdi altını açıyorum. Eriyen yağın içerisine 2 yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Şöyle bir kavuruyorum hafif. 2 tatlı kaşığı nane ekliyorum. Büyük diş ezilmiş sarımsağımı ekliyorum. Bunları da güzelce bir kavuruyorum. Altını kapattım. Hafifçe sulandırıyorum. Şöyle bir karıştırayım. Şimdi bu sosumu lahanamın üzerine dökeceğim. Sadece gezdirelim. Yeterince tuzumu ekliyorum. Şimdi üzerine bir tabak koyuyorum. Üst kısımdaki sarmaların açılmasını engellemek amaçlı. Şimdi sıcak suyumu ekliyorum. Lahananın üzerine yarım parmak geçecek kadar su eklemeniz yeterli gelecektir. Şimdi kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Suyunu çekene kadar pişireceğim. Lahanam pişti. Soğumaya bıraktım ve daha sonra servis tabağına aldım. Ve gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şu taraftan da şöyle göstereyim sizlere. Bir tanesinin tadına bakıp içini de göstereyim. Çok güzel pişmiş. Yapmış olduğum sos da ayrıca bir lezzetine lezzet katmış. Gerçekten çok güzel oluyor. Sizlerin de bu sosla denemenizi tavsiye ediyorum. İsterseniz o sosun içerisine limon suyu da ekleyebilirsiniz ama ben iç harcını nar ekşisi eklediğim için tekrardan limon suyu katmadım. Çok fazla ekşi olmasını istemiyorum. Böyle çok güzel bir aroması var. Denediğinizde pişman olmayacağınızdan eminim. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.